tek gelir kaynağımız bunların defterini tutmak değil, beyanlarının verilirken onayı. Mükerrer 227'nin gerçek hayata geçmesi. Ama şu anda bakanlıktan böyle bir talep var mı? Bizden? Yok. İletişim kuran var mı? O da yok. Ne olacak peki bu işin sonu arkadaşlar? Biz böyle oturacak mıyız? Ben gideceğim, konuşacağım. Nereye kadar? Ben konuşacağım, anlatacağım tabii ki. Sizler odanıza sahip çıkın. Oyunuzu, kime verirseniz verin ama oyunuzu lütfen kullanın. Çünkü arkadaşlar, bakın şunu unutmayın. Sizlerden tek bir ricam var. Yarınlar iyi gelmiyor, Türkiye ekonomisi açısından da. Bizler, Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm ekonomik kaynaklarını kontrol ve denetimine talip olan bir yapıyız. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti yükselirse, biz de yükseliriz. Yapıların denetimini yapacak olan da sizlersiniz. Lütfen bu konuda bu ayrıcalığımızı yaşayalım. Odamızın kaynakları için neler yapmalıyız? Ben size söyleyeyim. Biz nelere talip olarak yola çıktık. Şimdi genç arkadaşlarımız var. İçinizde de vardır belki. Ruhsat alamayan 4600'e yakın arkadaşımız var. Biliyor musunuz? İçinizde belki oturuyordur. Neden? İmtihanı kazandığı halde ruhsatını alamıyor. Çünkü o 6000 lirayı veremiyorlar. Yaklaşık 6000 lira. Nasıl versinler? Odaya gitse kredi kartını veriyor. Hadi bakalım taksite bağlıyor. Tamam, taksite bağlı. Banka kartınız eğer Yapı Kredi Bankası'da 9, yok garanti ise 6. Yazık, günah. Daha geldikleri kapıdan içeri giriyorlar, faizin içine düşüyorlar. Taksit ya. Taksiti basıyor, ondan sonra öde basıyor. Nasıl ödeyecek? Kimse bilen var mı? Hangi gelir kaynağıyla? Söyleyin bana. Yok. Ve ne yapıyor? Almıyor. Gelirsen bir de diyor, aidat ödeyeceğim. Aidatı var. 480 liraya aidat ödeyecek. Niye ödeyeyim diyor. Gelmeyin. Bakın, barolar, tabipler odası, mimarlar odası, yeni gelen arkadaşlarımıza diyor ki, üyelerine, genç üyelerine, size diyorlar, 2 yıllığına kredi verin. Faizsiz. Sen yavaş yavaş öde. Doğru değil mi bu? Buna karşı çıkan bir arkadaşım var. Bu odanın kaynağı yoksa, Avrupa'nın en büyük odası demek ve bununla övünmek yanlış. Biz vermeye talibiz. Odanın bütçesinde var mı? Yok. Yaratılabilir mi? Tabii yaratılabilir arkadaşlar. Yeter ki bunu isteyin. Yeter ki isteyin. Biz öneride bulunduk gene. Bakın. Şu dergiyi bilen var mı? Evet. Var. Tamam, prestijdir. Doğru. Ama bunun 250 bin lira maliyeti var. Kusura bakmayın, ben tasarruf yapacaksam nereden yaparım? Bir kalemden yaparım arkadaşlar. Ben bunu kaldırırım. Ve bunu üyelerime. İşte öneri burada. Gelin kaldıralım dedik. Reddedildi. Geçen yıl, 2016. Yönetim kurulu. Biz bundan vazgeçmeyiz. Bu bizim için hayati önem. Ya içindeki bilgilere bakıyorsunuz. Pazar günü ben bir gazete alsam Ekin'de daha çok bilgi vardır. Yazık, günah. Ve size gelmeyin, internetten bakın diyor ama 3000 tane basılıp dağıtılıyor. Bu yine reddedildi. Gene önerdik, dedik ki arkadaş gelin şunu kaldıralım. Üyelerimize menfaati artı yarın öbür gün çıkacak bir sürü olumsuzluklarda tasarruf edelim. Yıllık 250 bin lira. Ben girmiyorum o şu anda haftada bir kere kullanılan eğitim kurumlarına. Eğitim yapılarımız. Yıllığı bize maliyeti ne biliyor musunuz arkadaşlar? Yaklaşık 3,5 milyon. Bilançoya baktığın zaman göremezsiniz o, çünkü TESMER'e kaydırıldı. TESMER kim? Sizsiniz. TESMER de ayrı bir garabat. Muhasebe açısından yapılacak en kötü şeyler TESMER'in bünyesinde. Nasıl biliyor musunuz? Aklayan İSMO Genel Kurulu, hesap verebilirliği TÜRMO. Nasıl oluyor? Siz böyle bir şey gördünüz mü? Yılları mali bir şey verirsiniz ya. Nerede giderler yapılıyorsa orada denetlenir. Biz, ben göremiyorum. Görme talebim var. Bakalım ne yapacaklar, verecekler. Verseler bile kendim oraya bir yaklaşımım olamaz. Bir bakış açım yok. Ama bizim İSMO Genel Kurulu'nda bizim bilançoya konsolide ediliyor. Hiç bilmediğiniz giderlere ve gelirlere konsolide ediliyor. Böyle bir şey olabilir mi? Denetimini İstanbul Odası şekli bir denetim yapıyor. TÜRMOK tarafından yönetim kurulu da incelemiyor. Nasıl oluyor bu iş? Söylüyorum. Evet dedi başkan. Doğru söylüyorsun da diyor. Yani biliyorsun orada bir sıkıntı var diyor. Sıkıntıyı çözün arkadaşım. 30 yıl geçmiş ya. Çözün.
Yani birileri bakacaksa, sorumluysa o sorumluluğu çözelim. Maalesef o TESMER'in şu anda ödenen o yapılar da çok büyük paralar. Tabii bunun yanında size 100 lira dahi, 100 lira borcu olan arkadaşıma dahi sizlere faaliyet belgesi internetten verilebiliyor. Yani yazık günah, Tuzla'daki arkadaşım 101 lira borcu var, geliyor odadan almıyorlar. Ya yazık günah, bunu kaldırın. Yazık ya, borcu varsa var. Hele nispi aidat dolayı kimse ödemiyor şu anda. Çünkü kaldırılacak. Herkes odaya gelmek zorunda mı? Tamam, beş Şişli'deki arkadaşımız gelsin. Atif gelsin, Bayrampaşa gelsin. Ama Tuzlu, Silivri nasıl gelsin? Hadi gösterin. Yılda bir tane artış yapacak, odaya gidiyor. Yönetim kuruluna önerdim geçen yıl, bu yıl önerdim. Hala aynı yerdeyiz. Yok, loto. Yapı, loto, kafa. Anlamıyorlar. Neymiş efendim, borcu öde. Odaya gelirse borcu ödemeyecek mi? Ödemiyor ama veriyorsunuz. Niye bu? İçinizde maliyeci arkadaş varsa özür dilerim. Cebarlık devlet anlayışı vardır, biliyor musunuz? Böyledir yani. Hani böyle zorlayıcı etki. Ya gelsin kapıdan alsın. Yapmayın ya. Artık teknolojinin bu kadar geliştiği bir zamanda üyemize katkı sunalım. Üyemizin önünü açalım. Ama üyelerimiz maalesef sıkıntıyı daha da yaşayacak. Tabii bizim yapacağımız en büyük şeylerden biri de gelin dedik meslektaşlarımıza ve stajyerlerimize bir sosyal tesis yapalım. O da yönetim kurulunda reddedildi. Dedik sosyal tesis için yer de var. Sayın Gelir İdaremizin yerleri var bir sürü. Oralara bir yer yapalım. Çayımızı, kahvemizi, toplantılarımızı orada yapalım. Düğünlerimizi orada yapalım. Yani yeri geldiği zaman birbirimizi konuşma yapacağımız yerler buralar olmamalı. Bizim yerlerimiz olmalı. Ama maalesef yok. Bakın barolarım var, mimarlarım var, herkesin var. Ben Boğaz'a nazır diye bir telkinim diyor. Yeter ki bizi bir yer tutacak yerler lazım. Ailemize gidip bir bardak çay içeceğimiz sosyal tesisimiz yok. Bunu da talibiz. Ama maalesef şu anda hayatta değil. O da hayata geçmesini istiyoruz. Bu arada da son konuşmamın metninde herkese sözüm sözdür. Odamızın 8. katıyla ilgili sözüm, orası meslektaşıma atacağımı söyledim. O sözümün arkasındayım. Sizlere açacağım. Orası kaçak kattı, doğru. Bir öneriyle diyorsunuz aftan yararlandık. Aftan yararlanmak için öneri verdim arkadaşlar. Bunu da yapmayacaklardı ama akıllarını artık dilekçe verdiğim için yapmak zorundalar. Orası kaçak kat olmaktan çıkacak. 8. kat size kafeterya olacak. Bunu yapmak için elimden geleni yapacağım. Yönetim kurulu başkanlığına adayım. Odamızı sizlere şunları yapacağım, bunları yapacağım demek istemiyorum. Ama şunu bilin ki şeffaflık, adalet, insanların inancı bu konularda en ufak bir sorun yaşamayacağınıza garanti ediyorum. Bu konuda en ufak bir sorun yaşamayacaksınız. Gelin bir daha düşünün. Mayıs az kaldı. Lütfen bizi desteğinizle esirgemeyin. İlçe temsilcimin dediği kararları, yapıları aynen katılıyorum. Bizler yarın öbür gün özgürlük adına oynarız. Bir, size gönderilen takvime bakın. Bayram günlerini bile yanlış yapan bir kafadan çok bir şey beklemek. Teşekkür ediyorum. Hepinize teşekkürler. Anlatması için kürsüye arz ediyoruz. Eğitimimizin tüm meslektaşlarımız için yararlı olmasını diliyoruz.